Galatasaray'ın kazandığı üst üste ikinci Süper Lig şampiyonluğunun en büyük mimarı hiç kuşkusuz ki teknik adam Okan Buruk. Başarılı teknik adam Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanında galip gelerek topladığı 102 puanla rekorları paramparça ederek Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlıklar, geç gelen transferler ve Afrika Kupası nedeniyle zaman zaman eksik kalan kadrosundan geçen sene olduğu gibi maksimum verim almayı başardı. Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı kaleci mevki dışında her pozisyonda kullanıp başarılı sonuç alan, maç içinde erken hamleleri olumlu yanıt alan Okan Hoca, istikrarıyla ligin açık ara en iyi taktisyeni olduğunu kanıtlıyordu. Hemen hemen her açıklamasında kadrosuna güvendiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, başarının anahtarını Trabzonspor deplasmanında alınan farklı galibiyet sonrası kurduğu cümlelerle anlatıyordu. Gerçekten çok önemli, düzgün karakterler. Galatasaray için, Galatasaray başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlar. O yüzden hiç hangi mevkide oynadım, takıma nasıl katkı veririm onun derdindeler. O yüzden bu tür oyunculara sahip olduğum için ben şanslıyım. Galatasaray taraftarı çok şanslı. O yüzden onların desteğini bekliyoruz. Geçen seneki havayı, geçen sene yine Başakşehir maçıyla deplasmanda böyle bir havaya girmiştik. Ondan sonrası bizim için çok daha iyi gitmişti. Yine aynı ortamın oluşması, dediğim gibi hep beraber onlarla birlikte biz çok daha büyük başarılara ulaşacağız. Bizim kenetlenme ihtiyacımız var. Taraftar tabii ki her zaman bizim yanımızda. Yani onlarla birlikte çok büyük başarılara imza atıyoruz. Onun yanında camianın da bu kenetlenmeye çok ihtiyacı var. O yüzden geçen seneki gibi tekrar şampiyonluk yolunda hep beraber çok doğru bir yürüyüş yapacağız. O yüzden herkesi bu yürüyüşün içerisine davet ediyorum. Okan Buruk ve öğrencileri Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'ndan Şubat ayında elense de ligde işler sorunsuz ilerliyordu. Ligin 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor filelerine yarım düzine gol bırakan Sarı Kırmızılılar da taraftara teşekkür eden Okan Buruk, rekorlarla geçen sezonda şampiyonluk ateşini yaktıklarını herkese duyurdu. Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. Yani şampiyonluk yolunda her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça da bunlar bize rekor getiriyor. Yani bu rekorları kırmak tabii ki güzel ama bu rekorları aslında yaşayarak, hazırlanarak, maç öncesi düşünerek bu maçlara hazırlanmıyoruz. Sadece galibiyet için hazırlanıyoruz. En üstte olmak için hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak için bu maçlara çıkıyoruz. Yani ben hep söylüyorum, ben tabii ki bu takımın başındayım. Ama bu rekoru kıran Galatasaray, Galatasaray camiası. Bugün stadı dolduran yine seyircimiz, bize destek veren seyircimiz, oyuncularımız, camiamız. Yani bu birliktelik bize başarı getiriyor. Ben de tabii ki onun başında olan insan olarak benim adım geçiyor. Ama biz bu rekorları Galatasaray olarak kırmak istiyoruz ve kırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tabii ki bütün maçlarımızı kazanmak. Yani Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanarak, özellikle iç saha dış saha ayırt etmeden kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Yani önemli bir puana geldik tabii ki. Önemli puandayız şu anda. Bunu da yükselterek ligi bitirmek istiyoruz. Galatasaray ligin son haftalarında yıldızlarının vites yükseltmesiyle farklı galibiyetler aldı. Her zaman doğru 11'i bulmaya çalışan, zaman zaman yaptığı küçük değişikliklerle takımın gücünü kademe kademe artıran Okan Buruk, puan farkını açtıktan sonra Fenerbahçe ile olan averaj farkını da kapatıp öne geçti. Gol ve averaj olarak da bizim için bu dönemler çok önemli. Yani son 6-7 maçta Fenerbahçe ile biliyorsunuz hem puan farkını açtık hem averaj olarak rakibimizin önüne geçtik. Bu da bizim için bugün değerli. Buna ayrıca seviniyoruz tabii ki. Yani ve seyircimiz yine muhteşemdi. Stadı doldurdular. Maçtan önce de söyledim. Yani onların heyecanı her zaman oyunculara yansıyor. Oyuncularımızın isteğiyle birlikte birleştiğinde burada mükemmel işler ortaya çıkıyor. Çok önemli bir galibiyet, değerli bir galibiyet. Yani şampiyonluk yolunda çok az bir süre kaldı. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olsa da son hafta maçında Konya deplasmanında galip gelerek 24. şampiyonluğunu ilan eden Okan Buruk'un Galatasaray'ı son şampiyon unvanını korurken tarihe de rekorlarla geçen bir başarının altına imza attı.